grup önerisi lehinde ikinci konuşmacı Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök. Buyurunuz Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üzerinde söz aldığım Halkların Demokratik Partisi'nin önergesinde hukuka aykırı bir şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve buna bağlı olarak gerçekleşen sivil ölümlerin araştırılması isteniyor. Değerli milletvekilleri, yaşam hakkı anayasaca teminat altına alınmış en büyük haklardan bir tanesidir. Anayasamızın 17. maddesi herkesin yaşam hakkına ve maddi manevi yönden bu yaşam hakkının desteklenmesi yönünde amir bir hükümdür. Dolayısıyla hiçbir devletin ve özellikle bizim anayasamızda çerçevesi bulan bu hüküm karşısında iktidarın yaşam hakkına dönük her türlü müdahalenin karşısında olması, buna rağmen sivil ölümler gerçekleşiyorsa da bunun başlıca sorumlusunun iktidar olduğunu söylemek durumundayım. Ne demek sivil ölümler değerli arkadaşlarım? Nasıl oluyor bunlar? 60'a yakın bebek şu ana kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği Doğu ve Güneydoğu'da nasıl ölüyor? İnsanların evleri nasıl tahrip ediliyor? Ne diyorsunuz? Terörle mücadele ediyorsunuz, öyle mi? Peki değerli arkadaşlarım, devlet terörle mücadele etmelidir. PKK bir terör örgütüdür ama devletle mücadelesini hukuk içinde kalmakla yürüterek sürdürmek zorundadır. Sizler hem yaşam hakkını korumuyorsunuz, hem PKK'yla birazdan anlatacağım zamanı geldiğinde karşılıklı masaya oturuyorsunuz. İşler bozulduğunda herkes sizin karşınızda terörist, güya terörle mücadele ediyorsunuz. Hiçbir inandırıcılığınız yoktur. Şu anda Doğu'da ve Güneydoğu'da sevgili yurttaşlarım, uygulanan ve 1,5 milyon insanı ilgilendiren sokağa çıkma yasaklarının tümü kanunsuzdur. Anayasaya aykırıdır. Anayasamızca sokağa çıkma yasaklarının verilebileceği haller ancak olağanüstü hal ve sıkı yönetim hallerinde mümkündür. Onlar dahi Cumhurbaşkanı'nın toplandığı bir bakanlar kuruluna karar alınır, resmi gazetede yayınlanır ve meclisin onayına getirilir değerli arkadaşlarım. Ancak sıkı yönetim ve olağanüstü hal meclisin onayından geçtikten sonra ilan edildiğinde mülki amirler ya da sıkı yönetim komutanları ya da olağanüstü hal yetkileri sokağa çıkma yasağı ilan edebilirler. Bu tamamen anayasaya aykırı bir tutumdur. Şimdi hükümet valilere ve kaymakamlara yetki vermiş il idaresi kanununa göre. Diyor ki valiler ve kaymakamlar gerekli tedbirleri alırlar. Nedir bu gerekli tedbirler? Yani anayasaca olağanüstü hal ve sıkı yönetim meclisten geçecek. Vali ve kaymakamlıklar sıkı yönetim mahkemelerinin, olağanüstü hal mahkemelerinin yetkisinde olan ancak meclisten geçmek kaydı olan bir yetkiyi kullanacak. Böyle bir şey söz konusu değildir değerli arkadaşlarım. Şu anda sokağa çıkma yasaklarının tümü hukuksuzdur. İktidarımızın tümü başından yaptığı gibi çözüm süreci olarak adlandırdığı süreçle ilgili olarak yaptığı bütün süreçteki yürüttüğü bütün politikalar yanlış olduğu gibi şu anda Doğu ve Güney'de olan bütün masum insanlardan, polislerimizin, askerlerimizin ölümünden bu iktidar sorumludur. Değerli arkadaşlarım, hükümet bir çözüm süreci başlattı. O zaman dedik ki bütün kamuoyuna ve genel başkanımız çıktı. Dedi ki bu süreci yürütürken dikkatli olun. Muhalefetle görüşün. Kamuoyunu bilgilendirin ve bu meclise bu işi çözün. Bunun çözüm yeri meclistir. Başka yerlerde çözmeyin, değişik angajmanlara girmeyin diye Cumhuriyet Halk Partisi defalarca bu iktidara seslendi. Sevgili yurttaşlarım, şimdi bizi iyi dinleyin lütfen. Şimdi bu hükümet diyor ki iktidar, ben terörle mücadele ediyorum. Şu anda bu mücadeleye karşı çıkan herkes teröristtir diyor. Öyle mi? Peki sevgili yurttaşlarım, bu çözüm süreci başladığı zaman, Oslo'da bir görüşmeler olduğu zaman bu ortaya çıktı ve o zamanki başbakan bunu reddetti. Bir müddet sonra şimdiki cumhurbaşkanı dedi ki PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin. Kim söylüyor bunu? Cumhurbaşkanı söylüyor. Kim görüşmüş? İktidar partisi bir terör örgütüyle, terör örgütünün lideriyle görüşmüş. Başbakan diyor ki o zaman sıkıntısı olan bana söylesin diyor. Sevgili yurttaşlarım, bu konuda sıkıntı düşüyorsanız gideceğiniz adres bellidir.
Sonra o zaman diyor ki Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arıç, PKK bayrağını açmayı suç olmaktan çıkarttık diyor. Kim diyor bunu? AKP'nin iktidarının Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç diyor. Peki diğer bir bakan ne diyor? Örneğin Yalçın Akdoğan, Öcalan'ın diyor olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var diyor değerli arkadaşlarım. İktidarın sözcüleri söylüyor, bakanlar söylüyorlar bunu. Kim için söylüyorlar? Şu anda mücadele ettiklerini iddia ettikleri terör örgütü için diyorlar. Ve daha ileri gidiyorlar. O zamanki bakan Beşir Atalay diyor ki, Öcalan'ın mesajları bizim de düşüncemizdir diyor değerli arkadaşlarım. Öcalan'ın mesajları iktidarın da düşüncesiymiş. Ve bir başka bakan, o zamanki bakanlardan bir tanesi daha diyor, Öcalan bölgenin durumunu daha sağlıklı yorumluyor diyor. Bir de jöleli bir danışmanları var. Öcalan diyor Türkiye'nin önünü açıyor diyor. Şimdi bu ifadeleri bütün toplum duydu. O zaman bağırdık yanlış yapıyorsunuz diye. Bu mücadele dünyada çatışmaların olduğu yerde bir takım çözümlemelerle olaylar engellenmiştir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt sorunun çözümünü çözmeye hazırız. Bu konuda iktidara destek oluyoruz. Ama sizler bir angajmana girmeyin ve lütfen ne yaptıysanız bunu bizlerle paylaşın, kamuoyuyla paylaşın ve bu işin meşru platformu meclis olsun dedik değerli arkadaşlarım. Çırpındık, çırpındık. O zaman bizleri çözüm sürecine destek vermemekle suçladınız bu iyi niyetli sözlerimize rağmen. Ama daha sonra bu süreçte PKK'nın silah yığınağı yaptığı ortaya çıkınca şimdi Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bunlar diyor çözüm sürecini silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Peki bir başkası ne diyor? Başbakan Davutoğlu, bize verilen sözler tutulmadı diyor değerli arkadaşlarım, değerli yurttaşlarım. Başbakan Davutoğlu terör örgütünü şikayet ediyor. Bize verilen sözler tutulmadı diye. Peki Yalçın Akdoğan ne diyor? O da diyor ki örgüt sözünde durmadı diyor. Hangi sözlerdi bunlar değerli arkadaşlarım? Bir açıklayın bakalım. Peki Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç ne diyor o zaman gene? Her şeyden haberimiz vardı. Bakın bu çok önemli. Çözülecek diye ümitle bekledik. Onlar bunu yeniden güçlenmek, silahlanmak, ayaklanmak, fırsat kollamak için değerlendirirler. Ama onlar bu süreci tamamen ileriye doğru dönük bir hazırlık hareketi olarak değerlendirirler diyorlar. Bir başka bakan Efkan Ala daha sonra çözüm süreci iyiyken bunlar söyleniyor. Çözüm süreci bittikten sonra da deniyor ki PKK bu eylemleri yaparken o zamanki güvenlik güçleri yeterli tedbiri almadılar. Silahların doğu ve güneydoğu gitmesini önleyemediler diyorlar. AKP'nin bir bakanı AKP dönemini suçluyor. Peki bir başka genel başkan yardımcımız Sayın Yasin Aktay ne diyor? Bizim için önemli olan örgütün silah bırakmasıydı. Devlet 2,5 yıldır operasyon yapmıyor ama devletin operasyonu yapmadığı dönemde örgüt her tarafta terör estirdi derken Cumhurbaşkanı Burhan Kuzu'nun sözü bence tam da damgasını vuruyor. Burhan Kuzu ne diyor? Baş danışman mı, danışman mı ne olduğu belli değil. Eğer milletvekili sıfatı varsa danışmanlık yapamaz bir kere Cumhurbaşkanlığı makamında. Ama her konuda söz söyleyen Cumhurbaşkanı'nın danışmanı diyelim, hükümetinizin ilgiyle takip ettiği bir isim diyelim. Burhan Kuzu ne diyor biliyor musunuz değerli yurttaşlarım? Çözüm süreci konusunda son 1-2 yıllık gelinen nokta ile eşkıya dağdan şehre indi. Ve çözüm süreci adına da hükümet olarak aman diye alttan alınıldı. Benim kanaatim bu ve buradan da hükümet zılgıt yedi. Neymiş arkadaşlar? Hükümet zılgıt yemiş. Kim söylüyor bunu? Burhan Kuzu söylüyor. Ve önceki gün eski Diyarbakır Emniyet Müdürü, tam 8 yıl Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü yapan şahıs İlyas Burnak açtı mikrofonların karşısına, çıktı dedi ki istihbarat birimlerinin hendeklerin kazıldığından, silahların depolandığından, örgütün şehri ve kırsalı terk etmediğinden haberi var dedi. Şimdi kalkmışsınız bir yandan ülkeyi mahvetmişsiniz, bir yandan insanların yaşam hakkını elinden alıyorsunuz, bir yandan terörle mücadele diyerek kendi girdiğiniz angajmanların esiri ve altında kalıyorsunuz. Şimdi gelinen noktada birçok ölümler var. Bunlar tartışılmasın mı? Bir milletvekiline yönelik tehdit önemli değil mi? Geçtiğimiz günlerde AKP'li arkadaşlarımız trafik kazası geçirdi. Onlar da bizim için önemliydi. Tıpkı Sayın Oktay Vural'ın makam aracının içinde olmamasına rağmen kaza yapması gibi.
Hepimiz insan duygularla yaşıyoruz. Hepimiz vicdanla yaşıyoruz. Bu ülkede milletvekilinin başına gelse bizim sorumluluğumuzda, bir tek bebeğin başına bir şey gelse bizim sorumluluğumuzda. O yüzden biz hukuka aykırı olan sokağa çıkma yasakları neticesinde meydana gelen sivil ölümlerin araştırılmasına dönük önergeye evet oyu vereceğimizi ifade ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Gök.